Her birimiz hayata tek bir hücre olarak başladık. Anne ve babanın hücrelerinin birleşiminden oluşan bir noktaydık aslında. Bu nokta büyüdü ve hepimiz trilyonlarca hücreden oluşan, sayısız fonksiyona sahip bir insana dönüştük. Peki anne karnındaki bir bebek nasıl oluşuyor? Hamilelik annenin son adet döneminin başından itibaren hesaplandığında ortalama 40 hafta sürüyor. Bir insanın oluşumu döllenmeyle başlar. Erkeğin sperm hücresi, kadının yumurtasıyla tek bir hücre oluşturmak için birleşir. Döllenmiş olan hücre, zigot olarak yolculuğuna başlar. Anne ve babanın DNA'larına kodlanmış olan genetik mirası içinde barındırır. Ve bölünerek, gelişerek bir insan yavrusuna dönüşür. Bundan sonraki 4 günlük süreçte zigotun rahme doğru yolculuğu başlar. İlerleme boyunca önce bu hücre bölünür, nihayetinde blastosist denilen bir küme hücreyi oluşturur. Bu kümenin iki belirgin kısmı vardır. Bir kısım ileride bebeğe dönüşecek olan embriyoyu oluştururken, diğer kısım ise onu besleyecek olan plasentayı oluşturacak. Blastosist rahme ulaşır, takip eden 2 günde hücre rahim duvarına tutunur ve gelişimine devam etmek için rahim içerisine doğru ilerler. 4 haftalık embriyonun boyu henüz bir susam tanesi kadardır. 4 hafta sonunda embriyo, bebeğin organlarını ve dokularını oluşturacak olan 3 katmandan oluşan bir organizmaya dönüşür. Ektoderm katmanı, merkezi sinir sistemini, yani beyin ve omurgayı oluşturur. Mezoderm katmanı, kaslar, kıkırdaklar ve kemikleri içeren daha derin yapıları barındırır. Ve endoderm katmanında ise kan hücreleri ve bağırsaklar oluşacaktır. 5. hafta civarında bebeğin kalp atışı saptanabilir. Kasları da yavaş yavaş şekil almaya başlar. Uzuv tomurcukları denilen küçük çıkıntılar kol ve bacaklarının gelişeceği yerleri gösterir. 8. haftadan itibaren organlar, sinirler ve kasların hepsi yerlerini alır. Ortalama 11 gram ağırlığına ulaşan embriyo artık fetüs olarak anılır. 8 haftalık fetüsün boyu ortalama bir ahududu meyvesi kadardır. 10. haftada bebeğin yüzü şekillenmeye başlar ve fetüs belirgin bir şekilde insana benzer. 11 ve 14. haftalar arasında bebeğin el ve ayak tırnaklarıyla tamamen kendine özgü parmak izleri oluşmaya başlar. 14 haftalık bebek artık bir limon kadardır ve hızla gelişimini sürdürmeye devam eder. 15. ve 26. haftalar arasında bebeğin yüksek seslere tepki vermeye başladığı görülür. Ve hamileliğin 23. haftasında bebek artık bir greyfurt büyüklüğüne ulaşmıştır. Genital organları belirginleşen bebeğin cinsiyetini net bir şekilde belirlemek de bu haftalarda mümkün olur. 26. ve 36. haftalar arasında bebek ışığa da tepki vermeye başlar ve kendince bir uyku düzeni oluşturur. Ciğerler ve sinir sistemi erken doğum olasılığında fetüsün hayatta kalmasını sağlayacak kadar gelişmiştir. Boyu artık bir patlıcan kadar olan bebeğin ortalama ağırlığı 1 kilogramdır. Bebek hızlı bir şekilde kilo almaya, büyümeye devam eder. Deri altında yağ tabakaları oluşur, iç organlarının gelişimi tamamlanır ve özellikle ciğerler nefes alıp vermek için hazırlanır. Haftalar geçer, bebeğin ağırlığı artık 2 kilonun üzerine çıkar. 36. haftaya gelindiğinde bebeğin boyu da neredeyse bir bal kabağı kadardır. 38. haftada bebek doğuma neredeyse hazırdır ve artık her an doğabilir. Bebek bu aşamada çoğunlukla baş aşağı durur, böylece doğum başladığında annenin pelvisinden rahatlıkla inebilir. Hamileliğin 38 ila 42. haftaları arasında doğumun gerçekleşmesi beklenir. İşte sadece bir hücre grubuyla başlayan hamilelik yolculuğu, yeni bir insanın dünyaya gelmesiyle de son bulur.